Buradan kırmızı bir soruyla devam edeceğim ve bu kırmızı soru özür dilerim başlığını atacağım. Sansür başlığını atacağım. Bir merak ettim. Biraz daha özgür ağırlığı fazla peki, olan tamam. Sorular kırmızı soruyu diyelim. Merak ettim. Daha netameli sorular diyelim. Şöyle ki şimdi siz bir taraftan da sendika başkanlığı yapıyorsunuz. Tabii işte sendika deyince grev, lockout, haklar, hukuk vesaire sektör içinde de bu hakları korumak üzere ciddi bir mücadeleniz var. 2019'da Oyuncular Sendikası'nın da dahil olduğu bir tartışmayı hatırlatarak devam etmek istiyorum. Sendikanızın üyesi Levent Üzümcü'nün Artvin Hopa'da gerçekleştireceği bir oyun vardı. Anlatılan Senin Hikayendir adlı tek kişilik gösterisi. Fakat bu kaymakamlık tarafından kamu binalarında sergilenmesinin uygun olmayacağı gerekçesiyle engellendi. Bunun üzerine siz bir açıklama yaptınız ve dediniz ki diğer tüm sansür vakalarında olduğu gibi yaşanan bu vahim olayda ulusal ve uluslararası hafızayı korumak ve çözüm üretmek için sendikamız tarafından kayıt altına alınmıştır dediniz. Şimdi sizin tanıklığınız çok fazla. İşte 1980 darbesinden sonra işte Zeki ve Metin'in yasaklarına da tanıklık ettiniz. 28 Şubat döneminin hicivlerine de tanıklık ettiniz. Olacak o kadarlar, plastik şovlar, siyasi hicivler. Fakat bu süreçte sanki biraz tat tuz kaçtı, siyasi hiciv azaldı. Bu noktada da sansür, otosansür gündeme geldi. Sizin bu konudaki gözlem ve analizleriniz nasıl? Soru gelsin. Demet Akbağ sanat hayatında hiç sansüre uğradı mı? Ben uğramadım ya da benim oynadığım bir oyun sansüre uğramadı, hayır. Ama tabii ki söylediğiniz gibi çok fazla sansürle alakalı bazı sebeplerden ötürü yanlış kararlar verilerek sansürlenen ve kalkan oyunlara tanıklık ettik. Oyun ya da film ya da herhangi bir şey. Evet tabii ki sanatın dinamiğine, ruhuna aykırı zaten sansür aslında. Özgür olmalı sanat, bunu hep savunuyoruz. Dediğim gibi benim başıma gelmedi ama bununla ilgili olarak gücümüz yettiğince sendika olarak da sadece sendikada, sendikalı olmak da gerekmiyor bunun için. Ama bütün meslektaşlarımın aynı görüşte olduğunu söyleyebilirim. Sansür sanatın ruhuna aykırı, evet.